Merhaba. HT Hayat Nasıl Okunur serisinde Seçil Acar'la video serimize devam ediyoruz. Ve bu bölümde de bize astrolojik haritadaki görünen o gezegenlerin neler ifade ettiğini biraz daha detaylı açıklamasını isteyeceğim. Nedir bu haritadaki gezegenlerin konumları, açılarını duyuyoruz, karşıya geliyorlar ya da gezegenler bir burçta oluyor, bunlar bizim için bir şey ifade ediyor. Ne demek oluyor bunlar Seçil? İstersen sırayla proseslerini anlatalım, çalışma prensiplerini gezegenlerin. Yani işte haritada öncelikli olarak yükselen burçtan başlıyoruz yorumlamaya. Neden oradan başlıyoruz? Çünkü o bize hayattaki öncelikli amacımızı anlatıyor. Hani amacımız ne öncelikli? İşte boğaysa başka türlü bir amacı olur, başaksa başka türlü olur, işte ikizlerse başka türlü olur. Hayattaki öncelikli amaç gibi düşünelim. Sonrasında güneş özümüzdür bizim, hani aslında totalde, hani az önce söz ettiğimiz gibi puzzle'ın parçalarının totalinde gördüğümüz resimdir o öz gibi. Oraya varmaya çalışırız bu yolculukta diyebiliriz. Ki güneş burcu da aslında benim burcum dediğimizde kastettiğimiz şey, özümüz değil mi? Özümüz gibi, evet, benim burcum, benim özüm gibi. Ay burcu aslında çok kıymetli bir yerde, çünkü kör nokta yine diyeceğim. Tamamen duygularla alakalı bölüm. Mesela bilinçaltında ben onu hep akan bir nehir gibi tarif ederim. O ihtiyacının farkında olmadığı zaman insan hayatta bir takım zorluklar yaşayabiliyor. Örnek veriyorum, ay burcun terazidir ve senin belli bir düzene ve disipline ihtiyacın vardır. Disiplinden kastım böyle sert şey, kurallar şeklinde değil ama belli böyle rutinleri sever terazi ve düzen insanıdır. Onu hayatında düzenli bir hayatı yoksa ve bunun farkında değilse bu ihtiyacının, böyle huysuzlanabilir, işte keyfi kaçabilir ama onun ihtiyacının farkına vardığı zaman kendine belli rutinler oluşturur. Kendini beslemeye başlar duygusal olarak. Çok önemli bir yerdir. Mesela erkeğin haritasında nasıl bir eşin onun için uygun olduğunu anlatır. Yükselen burcu. Ay burcu. Ay burcu. Sonra annemizle ilişkimizi anlatır. Hani dişil enerjiyi çok anlatan bir şeydir. Nasıl anne olacağımızı, nasıl sevdiğimizi, hani şimdi aşık olunca ne olduğunu falan gibi. Biraz şöyle kaydetmişim zihnime. Güneş daha eril yanımız, kendimizi ortaya koyma biçimimiz. Evet. Ay burcu da daha böyle dişil olarak alma, yani ihtiyaçlarımızı görme, kabul duygusal etme, beslenmek duygusal gibi. Beslenme gibi. Zaten hani bunlar hep eril dişil olarak da ayrılıyor, yani o özelliklerini de aktif olarak gözlemleyebiliyoruz. Erilse eril özellikler taşıyor, dişilse dişil. Ayla ilgili bunları söyleyebilirim, çok da önemlidir. Sonra Merkür mesela nasıl iletişim kuracağımızı bize söyler. İnsanlarla nasıl iletişim kuruyoruz, bilgiyi nasıl alıyoruz, nasıl aktarıyoruz. Örnek veriyorum, sen bir sunum yapacak olsan bize, Merkür'ün bulunduğu pozisyon bize çok ciddi ipuçları verir. Hani aldığım bilgiyi bir almak vardır, bir de vermek vardır. Nasıl bize sunuyorsun, nasıl servis ediyorsun bilgiyi? Aslında benim bu videodaki sunumum gibi duruşumu etkileyen bir şey benim Merkür burcum diyebiliriz. Ben bir de biraz şöyle bir şey katıyorum, yorum katıyorum. Kendinle olan iletişimin de çok önemli bir noktaya denk geliyor. Mesela kendine nasıl iletişim kuruyorsun? İçsel iletişimini nasıl yürütüyorsun? Mesela sert misin kendine karşı? Kırıcı mısın? Kaba bir dil, üslup mu kullanıyorsun? Hani sadece dışarıya değil, aslında en çok da içeriye hizmet eden şeyler bunlar. Venüs mesela nasıl sosyalleşiyorsun? Nasıl flört ediyorsun? Değerleri anlatır mesela. Değer verme biçimini gösterir. Mars nasıl survive ettiğini anlatır. Yani bu hayatta nasıl bir savaşçısın, nasıl mücadele veriyorsun? O hayat sahnesinde kendini nasıl ortaya koyuyorsun? İşte zorluklarla nasıl mücadele ediyorsun? Çünkü kendisi bir savaş gezegeni olduğu için hani savaş burada bu şekilde, hani hayatla nasıl mücadele ediyorsun? Şimdi mesela bunu bir örnek olarak verelim. Hepsine tek tek bizim girip burçlar üzerinden açıklamaya umarım vaktimiz olur başka bir gün, ama bugün şimdi mesela ben Mars'ımı hatırladığım için söylüyorum. Mars burcum Oğlak. Ve mesela bu beni nasıl etkiliyor? Şimdi bunların anlaşıp anlaşmamaları da var. Mesela ben senin evine geldiğimde çok rahat ediyorum ya, kendi evimde gibi. Evet. Açarım dolabı, onu alırım, bunu yerim, oraya yatarım. Ama bir başka insanın evinde diken üstünde durup bir an önce gözüm kapıda gitmeye doğru teşebbüste bulunabilirim. Bu burçlar ve gezegenler de bu şekilde birbiriyle geçiniyor, geçinmiyor gibi düşünebiliriz. Ya da iyi, rahat ediyor, etmiyor gibi düşünebiliriz mesela. Mars ve Oğlak burada çok böyle
harika bir pozisyon diyemeyiz. Ha. Ama şey de diyemeyiz yani. Ay çok sakıncalı eyvah, da diyemeyiz. Da diyemiyoruz. Ne olur toparlayalım. Potansiyel ve gölgeden gidelim yine. Potansiyeli gerçekten iş konusunda çok sağlam bir duruşun olduğunu, yaptığın işlerde ciddi böyle oraya odağını verdiğini, iş odaklı olduğunu, yani ciddi eforlar sarf edebildiğini, dayanıklılığını, iş bitiriciliğini ve biraz da işkolikliğini anlatabilir. Hı hı. Ama gölge yanı da vardır. Nedir mesela? İşte çok çabuk endişeye kapılabilirsin. Yani yaptığın hı hı. şeyden emin olamayabilirsin. Karamsar bakabilirsin yaptığın şeylere. Kaygıya çok düşebilirsin. Oldu olmadı işte şimdi istediğim gibi değil. İşte istediğim sonucu bir türlü alamıyorum diye kendi kendine uydurabilirsin mesela kuruntular hı hı. yapıp. İşte o aslında çok başarılı bir şey çıkarmışsındır. Hı hı. Ama sen kaygıya doğru sürüklenebilirsin. Çünkü bu o şey, öyle hani, depresif halleri vardır oğlan. Imposter sendromu diyorlar ya, böyle çok iyi yaptığın halde bir türlü ay yapamıyorum evet. hissetme. O demek ki Mars Oğlak yerleşimi evet, için. Evet, Oğlak öyle. Başak Burcu da öyledir. Onlar da bir türlü tatmin olamaz yaptığı şeyden hı hı. gibi böyle şeyler. Ama şimdi benim Mars'ımın Oğlak olması benim özelliğim bu ve bundan kaçışım yok demek değil. Daha değil. Önce de bahsettiğin gibi. Bir de bunun evi de önemli. Kaçıncı evde olduğu da her şeyi hı hı. değiştiriyor. Mars Oğlak birinci evde başka bir pozisyon. Bunun 12 tane varyasyonu olduğunu düşünelim. Hı. Hepsine farklı bir etki ediyor. 12. evde ise bambaşka şeyler konuşabiliriz. Ben şu an genel geçer anlatmaya, çok yüzeysel anlatmaya çalışıyorum. Zamanla ilgili de bir efektif kullanalım derdim olduğu için. Hı hı. Ama böyle varyasyonlu bir şey bu yani. Ama şimdi bence burada konuştuklarımız, insanlar en azından kendi harita bilgilerine baktıklarında neyi nasıl hani kendi kendine yorumlamak bence çok ucu açık bir şey olmuyor. Çok kısıtlı oluyor. Ama yine de hani bir fikir edinmek için dönüp baktıklarında hani kendi haritada hangi burç, hangi gezegen, hangi burçta gibi bu temel bilgileri alabileceklerini hı-hı. görüyorum. Ve onlara aslında yol göstermek için de güzel bir yol oldu bu. Yani tamam Mars'ın Oğlak ve orada mesela hani online baktığımız siteler var ya, şu kadar bir şey yazar, bir paragraf yazar. Der ki Mars'ınız Oğlak'sa böyle birisiniz. Şunlara meraklısınız, işte bunları sevmezsiniz falan gibi. Ama işte senin verdiğin danışmanlıkta ben şunu da alıyorum. Mars'ın Oğlak ve mesela gölge yanları bunlar, potansiyel yanları bunlar. Gölge yanını senin Merkür'ünün bir şey olması daha şey yapabilir ama potansiyel yanını da işte atıyorum Kuzey Ay düğümünden bilmem ne besler. Evet. Yani. Hani yine haritanın bütüncüllüğüne tabii, gelmiş kesinlikle. Oluruz aslında. Ne kadar güzel şey sindirmişsin. Şu an İyi bir öğrenci seninle. Olmuş. Evet, kesinlikle. Çok başarılı yorum. Benden güzel yorumladın. Estağfurullah. Ya evet öyle işte birbirlerini destekliyorlar ya da zorlayabiliyorlar ama işte bakış açısı burada çok önemli. Yorum hmm. farkı var orada. Mutlaka birbirlerine destek atıyorlar. Çünkü öbür türlü çok saçma bir şey olurdu öyle değil mi? İşte bir haritayı ele alalım. Böyle zorlanıyorsun, öyle zorlanıyorsun, şöyle ben ne yapayım yani? Kadarsız, hani, kısmetsiz. Ben öleyim. İşte gibi bir şey öyle değil. Birbirleriyle de paslaşabiliyorlar yani. Hani bunu gündelik hayattaki insan ilişkileri gibi bile düşünebiliriz yani işte. Ben zorda sıkıntıdayımdır. Senin oradan bir destek çıkartman beni başka bir bakış açısına sürükler. Orayı başka türlü işletmeye başlarım hı-hı. gibi gibi. Bunlar da kendi aralarında arkadaşlık ediyorlar. Şeyden devam edelim o zaman. Şimdi Mars dedik. Galiba bu dünyadan güneş sistemin güneşten en uzaktaki gezegenler çok yavaş tabii tamamladıkları için hepimizin o oluyor gibi yani bir nesli etkiliyor diye biliyorum. Hı-hı. Biraz onunla ilgili de bilgi verir misin? Onlar jenerasyon kuşakları diye geçiyor işte. Bunlar Uranüs, Neptün, Plüton. Bunlar üç kardeş. Bizden bayağı uzaktalar. Bunlar jenerasyon evet mesela işte Uranüs işte ilk Uranüs'ün keşfedildiği zaman çiçek çocuklarının ortaya çıkışına denk gelebiliyor mesela böyle şeyleri de var. Hmm. Onlar böyle işte aynı yıl aralığında doğan insanların hep aynı oluyor işte Uranüs'ü, Neptün'ü, Plüton. Yine evlerinin değişik olduğunu söylüyoruz ama şeyleri aynı oluyor hmm. işte Uranüs'ü şu oluyor şu yıllar arasında doğanın bilmem böyle devam ediyor. Bu şekilde jenerasyon kuşağı onların temsil ettiği şeyler biraz daha öte taraftan hani oraya gelene kadar şey gibi düşünebiliriz hani sen kendin bir şekilde
bir bilinç getirip farkındalıkla oraları tamamlıyorsun ama bu gezegenlerin jenerasyon kuşaklarına geçtiğin zaman daha büyük, daha farklı etkiler. Mesela işte örnek verecek olursak Uranüs hayatındaki şok edici gelişimleri söyler. Yani pat diye bir anda oluveren. Hani senin tasarrufunda pek olmayan şeyler. Biraz daha büyük plan oyunları. Yani oyun biraz zorlaşıyor gibi. Ama yine de sen bir haritayı değerlendirirken Merkür'den başlayıp artık en uzaktaki Plüton'da yükselenden başlıyoruz. Yükselenden Kuzey Ay düğümüne doğru noktalıyoruz. Yani noktalıyorum. O zaman bence birazdan da bu Kuzey Ay düğümü ve Ay burcu üzerine biraz derinleşelim. Çünkü onlarla ilgili çok acayip şeyler söylüyorsun. Devam edeceğiz Seçil Acar'la beraber. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.